Hepinize merhaba arkadaşlar ben Lanspar bugün sizlerle geçer yepyeni tipte karşınızdayım arkadaşlar bugün arkadaşlar Storica Network'teyiz. Storica Network çok güzel bir MX Skyblock sunucusu şimdi sizlerle birlikte buraya bakacağız arkadaşlar ve yanımda kurcusu var kurcu hoş geldin Hoş bulduk merhaba kurcu... Hoş geldin tamam şimdi kurcu bize video içerisinde destek atacak arkadaşlar yanlış söylediğimiz bir şey varsa veya düzeltmesi gereken bir şey varsa düzeltmem gereken bir şey varsa onları hatırlatacak Bizden zaten sunucu onun bir videoda bulunsun yani şimdi <laughs> Ben kan mal gibi arkaya düştüm. Şimdi ön tarafa geldim. Geldik, 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 geldik. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada doğduk. Burada bir sunucu giriş yazısı. Ben ayın 1'inde girmişim. Videoyu şimdi çekiyorum Allah'ım yarabbim. Ee, burada arkadaşlar mesela F sistemi var diyor. Görmüş gibi sağ tarafa baktığımızda filter boardumuzda ve de F sistemi görüyoruz. Bu F sistemi ne? Klasik arkadaşlar, bir klavyeniz gibi bir tuşa basıyorsunuz. F manual mesela market demek istiyorum ben. F tuşuna bastığımda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sağ taraf yenilendiğini düzelecek sağ taraf. Bastığımda bana market menüsü açılır. Ee, neydi? Baş market menüsü hangi menüleri açıyordu? Ada dışında. Var. Ada var. Ada menü var. Ha, ada menü. Çiftçi var onun dışında. Hı <laughs> hı. Ada menü birleşik ayrı. mi? Yok hayır ayrı. Ada menü. <laughs> hı, menüymüş öyle. F'ye bastığında görmüş olduğunuz gibi adam menüyü açıyor arkadaşlar. Bu sistem bayağı iyi ve kullanışlı. Ben bunu genelde adaya git için kullanacağım. Çünkü direkt is Go yazmak yerine F'ye basınca adayı ışınlayacak beni. Burada günlük ödül bulmak hemen günlük ödülümü alayım. Günlük ödülümü de aldım. Vote sistemi var. Slash vote yazarak ya da buradaki linke tıklayıp evet diyerek gidip oyun isminizi yazarak sunucuya vote verebilirsiniz. Yani oy kullanabilirsiniz. Bu sayede de sunucunun size vote de vermiş olduğu itemleri kazanabilirsiniz ya da kasa açabilirsiniz. Burada ışınlanma noktaları var. Ada, sıralama, pvp arena, başlangıç noktası. PvP arena, kasalar ve köylü takası olmak üzere ton ışınlanma noktamız var. BGMM e bakalım, ufaktan bir göz gezdiriyorum. İlk VIP 25 TL, son VIP 150 TL arkadaşlar. Son VIP'nin şöyle bir özelliklerine baktığımızda Özel kit, repair, whip, direnç, güç, kazmaz onları görebiliyoruz. P slash parlama diye bir sistemimiz var. Mesela slash parlama komutu ne işe yarıyor kurucu? Ee, eğer VIP'nin varsa yani parlıyorsun. Bak, Parlıyor bu, muyum? Yanımdayım. Madonna gibi. Bak bana arkandayım bak. Gözükmüyorsun ki. Van iştesin. Ha bu özellik. Baya güzel özellik bu arada bu. O, 150 lira bence değer. 70 bin oyun parası. bir Guard, örümcek, iron golem, zombi fit, Anasını satayım bu spamları zaten 150 lira ediyor. Yani görmüş olduğunuz gibi baya bir özellik ve 150 lira bence ideal ve ucuz. Ee, i̇lk VIP 25 TL bir aylıktır muhtemelen. Ay yazılmamış ama bir aylıktır VIP'ler muhtemelen. Normal VIP'de 25 TL ay bence uygun arkadaşlar. Ortalama fiyatlarda bir VIP fiyatlandırması bulunmakta sunucuda. Ayarlar sistemi, otomatik toplama tarzı bütün ayarlarınızı buradan yapıyorsunuz. Gelen istekler, bir istekler buradan ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Burada market bulunmakta. Oyunun içerisindeki bütün market sistemleri burada. Minyonlar, e, minyon dedim özür dilerim. Minyon market burada. Burada oyuncu market, çiftçi, ürün market ve ada geliştirme marketi bulunmakta arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Sen Kırktaş jeneratöründe birinci seviye açtım mesela. Görevler burada maden görev sistemleri bulunmakta arkadaşlar. Çiftçi görevleri bulunmakta. Ama bu görevler niye boş mesela kurucu? Ben buraya tıkladığında burası boş gözüküyor. Bir hata olmuştur bunu düzeltiriz. Tamam. Siz geldiniz arkadaşlar bu sistem düzeltilmiş olur. Buraya baktığımda burada böyle tüccar görüyorum. end tüccarı diyor. Tüccarı. <laughs> tüccarı diyor. Baktığımda end itemlarıyla burada tüccarlık yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada bir de sıralamamız var. En çok oynayan 10 kişiye. En çok oynayan kişi Furkanizm adlı arkadaşımızmış. 128 saattir sunucuda oynuyormuş totalde. Burada bir de sıralama bölgesi bulmakta. Tam 1 yani Haziran'da açıldı. O 1 Haziran'dan biri. beri 128 saattir arkadaşımız sunucuda oynuyor. Helal demek istiyorum kendisine. Burada da arkadaşlar para sıralaması ve öldürme sıralaması var galiba. Aynen öyle. Burada ne sıralaması var? Bu para, bu öldür seviye. He. Ada seviyesi sıralamasıymış. Özür dilerim. Burada bir adet köylü takasımız bulunmakta. Burada bir adet eti, atımız var. Etimiz diyordum. Atımız var. Burada köylü takasımız bulunmakta arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hızlı hızlı geçmek gerekirse buraya gelip kendiniz de bakabilirsiniz çünkü. Ee, burada bir futbol var ama şimdi çift kale maçı yapamam. Hiç yorgunum. Yani işten geldim. Ee, onun içine şuraya geldiğimizde burada bir kasalar bulunmakta. Şimdi ben de orada bütün kasaları açardım ama üşeniyorum. O yüzden birkaç tanesini açacağım. Ama burada görmüş çocuk gibi hangi değil, blok? Adı, level, blok? Yok level. bunlar level. Kasalar burada değil mi? Hayır, Aa bu şeymiş teslimatmış lan bu. Kasa evet. nerede oğlum? Ha kasalar işte orada bak. tamam. Ben bunları kasa sandım. Hayır. Burada arkadaşlar ada levelleri bulunmakta. Bunlar ada level veren bloklar. Burada teslimat sistemi bulunmakta. Her ay bir adet item belirlenir ve bu adet bir adet itemı buraya getirirsiniz. Üretimde arkadaşlar tarım kategorisi. Kategoriler boş mu şu an? Kim? Tarım Değil. kategorisinde arkadaşlar, ürün ne? Ürünün nereden görüyorum. Evet, direkt, ha, direkt orada gözüken ikon. Yani buğday gözüküyorsa buğday, altın. Buğday, altın, crafting table <laughs> ve inek yumurtasıymış bu aynı item'ları. Evet. Buraya geliyorum. Burada arkadaşlar köylü takas bulunmakta görmüş olduğunuz gibi ama şu NPC'lere de bir bakacağım. Site market bulunmakta, buna bakabilirsiniz. Kitler bulunmakta. İhale sistemi bulunmakta, oyuncu market olarak geçiyorsunuz. içerisinde adı geliştirmeleri baktık. Görev, bu ne? Giriş mesajı son uyarı falan onlar var. Burada başka şeyler var. Burada sistemlerin nasıl yapıldığına ufak bir göz gezdirebilirsiniz. Hemen de bir kasalara gidelim. Evet spawner diyemem. spawner kasa açıyorum. Hızlı açılması çok hoşuma gitti bu arada. Çünkü 2 saat bekletmiyor bize. Story açmak istiyorum. Ne de yıldız çıktı story var, da. Normal açılan da var. Çok iyi. Etkinlik diyor. Etkinliği de açalım hemen. Bu da son olsun. Güzel. iki adet spawner çıktı. Şimdi Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi F tuşuna bastığım gibi beni adama fırlatıyor Bakın. Şimdi bekleyelim. F'ye bastım. Görmüş olduğunuz gibi adayı ışınladı. Bayağı klasik olmayan bir sistem. Bayağı da bir değişik bir sistem. Yani bunu çok bir sürü göremezsiniz abi. Şimdi onun dışında burada görmüş olduğunuz gibi bir adet piston sistemi bir adet de kaktüs sistemi bulunmakta. Piston sistemimizde karpuz. Burada da kaktüs var arkadaşlar. Şimdi burada da bir adet çiftçimiz bulunmakta. Çiftçiyi açtığımda bana kaktüsün kaç adet olduğunu ve yine bir vergi %25 olmak üzere üretim verileri ve gelir verilerini veriyor arkadaşlar. Mesela neymiş? Dakikada 66 adet e kaktüs üretiyormuş. Saatlik üretimi 3960'mış. Günlük üretimi 59.040'mış. 59.000 değil lan. 59.000 nereden çıktı lan? 95.000. Tersten okudum lan. Tövbe estağfurullah. Beynim eridi. Gelir verileri arkadaşlar. Günlük 185 ay dakikalık 185.62 oyun parasıymış. Günlükte 26 bin, bilmem neler bilmem neler bir geri miktarı getiriyor bana. Aynı şekilde burada da arkadaşlar karpuz var. Şimdi ben bunları satacağım. Tamam. Görmüş gibi bana güzel bir gelir bıraktı mı bıraktı. Burada arkadaşlar drop sistemi var bu arada. Bu gökyüzünden geliyor böyle adanıza konuyor. Siz açana kadar da bir süre duruyor. Sağ tıklıyorsunuz, açıyorsunuz. Bu drop günde kaç kez oluyor veya neden dolayı oluyor event mi özel ne bu? Sağ tabloda ada envoy yazıyor. Yani 30 dakikada, yarım saatte bir geliyor bu. <laughs> mesela şu anda 3 buçuk dakikası var gelmek için. Evet. 3 buçuk dakika sonra adaları düşecek. Tamam. Ada sisteminde gösterdik arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Onun için spawn'erlerle spawn'ları da şöyle mesela şöyle koymak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Burada Neden da bunu da ayarlayabiliyorsun biliyorsun. bu arada? E, slash market yaz. Yazdım. Orada çiftçi kısmı var bak. de mob, spawn öldürücü ve çiftçi otosatı alarak işte spawnerları direkt öldürebiliyorsun ya da direkt envanterinde biriktirdiği an otomatik satışa bırakabiliyorsun hmm. çiftçiyi. Hmm. Mantıklı bir sistemmiş. Peki ben bunu aldım otomatik menüsü çiftçinin içine mi gidiyor? Nasıl yani? Mesela ben aldım ya onu oradan. Bana Hı. ekstra bir menü olarak mı geliyor yoksa? Şu an otomatik olarak ölüyor. Ayrı bir menüsü yok. Ha otomatik olarak hayvanlar ölüyor. Tabi bu sonradan doğanlar için değil mi? Şu an doğanlar ölmez ama yeni doğan hepsi ölür. Evet. Okay. Yani aldıktan Mesela sonra bakalım. oyundan gir çık yapman gerekiyor tam çalışması için ama. Ha, tamam yok. biz videodan sonra giriş yaparız. Bu arada arkadaşlar ben videodan sonra burada da oynayacağım. Bayağı beğendim istemiş. O gelir sistemi, vergi sistemi falan. Vergi biraz fazla mı onu biz indirtiriz. Kurucuyla bir anlaşma yaparız. Sıkıntı yok. Onun dışında arkadaşlar videoyu hala like atıp abone olmadıysanız kanalıma. Bu beni çok özer bunu da biliyorsunuz. Kanalıma abone olup videoyu like'lamayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi kurucucum anlatmayı unuttuğumuz bir şey var mı? Yok hayır. Yok. O zaman videoyu bitirebiliriz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Sunucuya da gelmeyi unutmayın. Sunucunun IPC sitesi ve Discord adresi açıklama kısmında bulunmakta. Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.